Herkese merhaba. Finlandiya'da bir süredir hükümetin politikalarına karşı çıkan sendikalar grev yapıyor. Aralık ayında başlayan siyasi grevler hayatı birçok kez durdurdu. İş yerleri, ulaşım araçları, otobüsler, metro çalışmadı. Uçaklar uçmadı. Sendikalar grevlere devam etme kararı aldı. Hükümet ise sendikaların eylemlerini kısıtlamak için yasa hazırlığına başladı. Çıkartılacak yasa ile bir günden uzun süren grevler yasa dışı kabul edilecek. Yasa dışı greve katılan çalışana 200 euro, Grevi düzenleyen sendikaya ise 150 bin euro ceza verilebilecek. Peki sendikalar neden sokağa indi? Hükümetten ne istiyorlar? Bunu birazdan açıklamaya çalışacağım ama öncelikle Finlandiya'da sendika sistemi, sendikacılık sistemi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Çünkü ülke nüfusunun neredeyse yarısı herhangi bir sendikaya üye. Finlandiya'da ilk işçi sendikası 1884 yılında Helsinki İşçi Sendikası adıyla kurulmuş. 1894 yılında kitapçılar tarafından bir sendika kuruluyor. 1918 yılında ise Finlandiya Belediye Memurları Dernekleri Federasyonu kuruluyor. Günümüzde Finlandiya'da 3 konfederasyona bağlı yaklaşık 80 sendika bulunuyor. Bunlar Finlandiya İşçi Sendikaları Konfederasyonu SAK, Finlandiya Maaşlı Çalışanlar Konfederasyonu STTK ve Yüksek Vasıflı Kişiler, Kişiler Konfederasyonu AKAVA. Sendikaların üye sayıları oldukça yüksek. Örneğin SAK'ın üye sayısı 1 milyon civarında. STTK'nın 600 bin aşkın üyesi var. Akavan'ın 700 bin civarında üyesi bulunuyor. Teollisus Lito ve Pam'ın 300 bin civarında üyeleri var. Çeşitli raporlara göre ücretli çalışanların yaklaşık %69'u yani 2 milyondan fazla fin sendikalara üye. Böyle olunca sendikaların eylemlerinin siyasi otorite üzerinde ciddi etkileri oluyor. Bunun son örneğini bir süredir yaşıyoruz. Korona döneminde yükselen enflasyon nedeniyle maaş artışı talebiyle grevler yapılmıştı. Bunun karşılığını aldılar. Bütün sektörlerde ücretler iyileştirildi ve çalışma koşullarında iyileştirme yapıldı. Ancak son 4 aydır hükümetin politikalarına karşı genel bir grev başlatıldı. Başta da dediğimiz gibi farklı zamanlarda düzenlenen grevler nedeniyle otobüs, metrolar çalışmadı, uçaklar uçmadı. Anaokulları, marketler, sanayi tesisleri kapalı kaldı. Finlandiya'da hayat birçok kez durdu. Buna rağmen halkın grevleri, de grevleri desteklediği görülüyor. Devlet televizyonu Ülen'in yaptığı ankete katılanların %60'ı Grevleri olumlu buluyor, onaylıyor. %39'luk kesim ise karşı çıkıyor. Sendikaların grev yapmasının nedeni hükümetin iş hayatını zayıflatacak yeni yasa hazırlığında olması. Hükümetin çalışma hayatını zayıflatacak yasa çalışmalarından ve sosyal güvenlik kesintilerinden vazgeçmesini istiyorlar. Örneğin hükümetin yaptığı yasaya göre bir çalışan hiçbir gerekçe olmadan işten çıkartılabilecek. Geçici sözleşme ile çalışmanın önü tamamen açılacak. Yarı zamanlı çalışma imkanı kısıtlanacak. Hastalık izni bir gün ücretsiz hale geliyor. İlk günü ücretsiz hale geliyor. İşsizlik desteği, konut yardımı, çocuk yardımı gibi destekler azaltılıyor ya da tamamen kaldırılıyor. Sendikalar bütün bunlara karşı çıkıyor. Ancak hükümet geri adım atma niyetinde değil. Aksine sendikaları sınırlandırmak için yasa hazırlığına başladı. Çalışma Bakanı geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak yasa hazırlığı hakkında bilgi verdi. Bakan, hükümetin artık siyasi grevlerin süresine sınırlama getireceğini söyledi. Yeni yasada siyasi grevin süresi yalnızca 24 saat olacak. Bunun daha fazlası yasa dışı kabul edilecek. Yasa dışı bir greve katılan bir çalışana 200 euro para cezası verilecek. Sendikaya ise 150 bin euroya kadar ceza verilebilecek. Ve yeni düzenlemelerin yaz aylarında yürürlüğe girmesi planlanıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.